Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde size CFQuery ve CFQuery'nin işleyişi ve CFQuery ile çekilen sorguların CF output ile ekrana basılması ile ilgili bir eğitim vereceğim. Şimdi bu eğitim için bir tane yeni sayfa oluşturalım isterseniz. Diğer eğitimlerde kullandığımız test sayfasını kullanmayalım. Control New diyorum. Dynamic Page ve Cold Fusion'u seçiyorum. Sayfamızı oluşturduk. Sonrasında da Control J diyerek sayfamızı UTF'e çeviriyorum. Buradaki bomb seçeneğini işaretliyorum. Ve sayfanın içerisindeki bütün bilgileri boşaltıp Adoptions'ın içerisine kaydediyorum. Burada WorkCube test ortamında Adoptions'ın içerisinde Display'in içerisine Employee List olarak ekledim. Bu dosyayı ben HR modülü içerisinden çağırmak istiyorum. Evet, dosyamız gördüğünüz üzere test ortamında Adoptions içerisinde Employee Display içerisinde Employee List adıyla kaydlı. Şimdi bu dosyayı benim switch'e kaydetmem lazım ki WorkCube arayüzünden bu dosyayı çağırabileyim. İnsan kaynakları modülüne kaydetmek istiyorum. Bunun için insan kaynaklarının switch'ini açmam lazım. FBX Switch HR dosyasını açıyorum. Gördüğünüz gibi burada şu an hiçbir kayıt yok Adoptions dosyası içerisinde HR modülü için. Şu CF default case'in bir üstüne siz de benim aynı yaptığımı yaparsanız CF case value employee list için yani HR modülünden employee list'i çağırırsam eğer CF include template employee list display folder içerisindeki employee list şeklinde save ediyorum. Şimdi biz dosyamızı switch içerisine kaydetmiş olduk. Bu sayede dosyamızı çağırabiliriz. Dosyamızın içerisine deneme amaçlı merhaba yazalım. Şu sintaksı birebir aynen yazmanız gerek. İleriki eğitimlerde CFCase'in, CFInclude'un ne işe yaradığını söyleyeceğim. Sadece CFInclude için şunu söyleyebilirim. CFInclude bir CFM dosyası içerisine başka bir CFM dosyası eklemeye yarayan bir Cold Fusion tag'i. Hatta bu örnekte sizin için bir adet deneme yapacağım. Şimdi employee list'i alıyorum. WorkCube arayüzüne geliyorum. Bakın WorkCube'un burada path'i var. http /// worktube.test.ibsrp.com /index.cfm fuseaction myhome.welcome. Biz dosyamızı nereye kaydettik? HR içerisine kaydettik. Bu sebeple hr.employee.list olarak çağırıyorum. Bakın fuseaction'dan sonra eşittirden sonra HR switch'ine kaydettiğimiz için hr.employee dosyanın adını yazıyorum. Employee list olarak çağırıyorum. Fuseaction'ın mantığı da şudur. İlk önce modül adı, sonra da sayfa adı şeklinde. Bakın merhaba ekrana geldi. Şimdi artık dosyamın içerisinde query'mi yazmaya başlayabilirim. Save query name, get employee diyelim. Data source. Hatırlarsanız size data source'ları da anlatmıştım. DSN main DB, DSN 1 product DB yani ürün bilgilerinin yer aldığı DB, DSN 2 muhasebe dönemi yani fatura, ondan sonra irsaliye, ondan sonra account card muhasebe kayıtlarının yer aldığı DB, DSN 3 de şirket DB yani şirket fırsatlarının, tekliflerinin, siparişlerinin bulunduğu DB. Şu şekilde query'imi yazacağım etiketi yazdım. CF query şu işe yaramakta. Bu etiket arasında istediğiniz query'i yazabilirsiniz. Select query'si, insert query'si, delete ya da update query'si yazabilirsiniz. Ve bu query'den gelen sonuçları ekranda görüntüleyebilirsiniz. Biz şöyle yapalım. Select yıldız from employees diyerek employee çalışanlar tablosundan kayıt çekelim.
Şimdi ben genel itibariyle ColdFusion ve HTML taglerini küçük yazmama rağmen SQL cümleciklerini büyük yazmayı tercih ediyorum. Siz de bu yolu takip edebilirsiniz. Evet, query'mi yazdım. Workbook'e geri dönüyorum. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda şu an hiçbir şey yok. Çünkü sadece query ile bir sorgu cümleciği yazdım ve database'den data çektim. Fakat daha datayı görüntülememedim. Datanın içeriğini görüntülemek için şu yöntemi kullanabilirsiniz. CFdump vardı, dump'la datanın içerisinde yer alan dataları bakın görüntüleyebilirsiniz. Burada SQL cümleciyle çektiğimiz alanlar.